Az evvel Didem'in anlattığı konuya bir ek yapmak istiyorum. İçinde bulunduğumuz dönemin gerçekten olağanüstü sıra dışı bir dönem olduğunu en önemli delillerinden bir tanesi de insanların güzel şeyleri inkar ediyor olması. Gerçekten bu bir mucizedir, bir harikadır. İnsanların yaratıldık dendiği zaman buna karşı geliyor ve hayır Darwinizm var demeleri mesela şu dönemin çok büyük bir mucizesidir. Böyle bir şeyi kabul etmeleri, böyle bir safsatayı kabul etmeleri. İnsanlara sevgi var dünyada birbirinizi sevin derken hayır kimi lanetleyeceğiz bana lanetleyecek birini göster demeleri çok büyük bir mucizedir gerçekten. İnsanların savaştan bu kadar bıktığı, bu kadar çektiği, bu kadar zulüm altına alındığı bir dönemde barıştan bahsedince niye barıştan bahsediyorsunuz denmesi de çok apayrı bir mucizedir. Bunlar olağanüstü şeyler gerçekten. Niye gülüyorsunuz denmesi mucizedir. Niye elinize Kur'an'ı alıp okuyorsunuz denmesi çok büyük bir mucizedir. Bunlar olağanüstü şeylerdir. Yani bir insanın buna karşı çıkması çok çok garip bir şeydir. Mesela dışarıda diyelim ki gerçekten dindar bir hayat yaşamayan diyelim genel olarak hayat tarzından belli olan kişilerin gelip de neden Kur'an'ı böyle okuyorsunuz, neden böyle yapıyorsunuz diye eleştiriler getirebiliyor olmaları çok garip bir şeydir. Çünkü onun içinde nimet olan bir şeyi kendi eliyle bir kenara itmiş oluyor. Aslında farkında değil. Mesela Mehdi'den bahsetti şimdi Didem. Mehdi'nin bu dönemde çıkacak olması o kadar büyük bir mucize ve nimettir ki bakın dünyaya Allah kurtarıcı göndereceğini söylüyor. Peygamberimiz o Mehdi'yle müjdelenin diyor, müjde verin diyor. İnsanlara bu müjdeyi yaygınlaştırın diyor. Fakat insanların bunu inkar etmeye çalışması, bunu bir kenara atmaya çalışması kendi kafalarınca çok çok büyük, olağanüstü bir mucizedir. Biz diyoruz ki mesela öyle bir dönemdeyiz ki Allah'ın gönderdiği bir peygamberi göreceğiz. Hazreti İsa'yı göreceğiz. Yani her birimizin Allah'ın izniyle şu dönemde onu görme ihtimali var yaşayan, yani ömrü yeten herkesin. Çünkü şu dönemde çıkacak diyoruz. Çok güzel, harikadır bu yani. Böyle bir müjdeyi vermek. Gerçekten çok büyüktür. Bunun inkar edilmesi, bunu kabul edilmemesi çok olağanüstü bir olaydır. İşte bu olağanüstülükler aslında işte bu dönemde çok ahir zamanda olduğumuzun, Mehdi'nin çıkış döneminde olduğumuzun da çok önemli delilleri gerçekten. Biz mesela sevgiyi, güzelliği tebliğ ederken biz İslam'ın o Kur'an'daki taptaze ruhunu, o güzel aydınlık ruhunu tebliğ ederken buna karşı çıkanların olması, insanların sadece tartışmaya yönelmeleri, sadece nefrete yönelmeleri, sadece arada bir karışıklık, kargaşa istiyor olmaları çok büyük mucizedir. Bundan canları yanmalarına rağmen. İşte böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bunlar olacak, bunlar neden olacak? Çünkü bizim imtihanımız gereği olması gerekiyor. Yani doğruyu hakkı savunanlar bir şekilde imtihan oluyorlar. Nasıl olması gerekiyor? Doğruyu savunmasına rağmen insanların, ona karşı gelen insanların olmasıyla oluyor. İşte Allah'ın adaletine güvenmek gerekiyor burada. Biz mesela normalde yapılan şey adaletsizlik karşı taraftan yapılan şey. Fakat biz Allah'ın sonsuz adaletine güvendiğimiz için hiçbir şekilde bu hiçbir şekilde de bizi etkilemiyor Allah'ın izniyle. O yüzden bulunduğumuz olağanüstü dönemi çok iyi düşünmek gerek. Allah çok güzel bir dönemi hazırlıyor bizi. Biz bunu anlatmayı bırakacak mıyız bundan sonra? Elbette ki bırakmayacağız. Peygamberimizin söylediğini yerine getireceğiz. Mehdi ile müjdelenin diyor Peygamberimiz. Allah'ın izniyle Mehdi ile müjdelenmeye devam edeceğiz. Bu gerçekten her insan için güzel bir müjdedir. Onlar anlayana kadar, herkes anlayana kadar da Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz inşallah. Gerçekten çok önemli Mehdi ile müjdelenmek. Bu kadar güzel bir haber varken insanın bunu duramayıp mutlaka sürekli anlatması gerekir. İçinde o coşkudan dolayı kendini tutamaz zaten. Fakat bir kısım insanlar da var benim dikkatimi çekiyor. Hazreti Mehdi'nin geldiğine inanıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı inşallah göreceklerine hayatlarında inanıyorlar. Ama bir yandan da karşı güçlerin kendine ait bir gücü varmış gibi düşünüyorlar. Mesela Illuminati'ye örnek veriyorlar. Ama onların işte çok derin faaliyetleri var. Biz bunları ne yapacağız diye. Bunları biz ara ara hatırlatıyoruz. Evet. Şimdi burada hocam, Allah'ın gücünü... Evet benim de. Biz ara ara hatırlatıyoruz. Bu evet. Varlıkların şeytan da dahil olmak üzere hiçbir zaman bağımsız güçleri olmadığını, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın onlara verdiği güçle onlar faaliyetlerini yapıyorlar ki böyle bir imtihan ortamı olsun. Biz de inananlar olarak gayret ettiğimiz için inşallah, bizim de çabamızın bir değeri olsun Allah katında. Allah'ın rızasını kazanmak için
bizim uğraşlarımızın olabilmesi için böyle bir ortam yaratılıyor ama sonunda galip gelecek olanlar Allah taraftarları inşallah. Bu Allah'ın vaadi. O yüzden hiçbir zaman her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, karşıt güçler olarak yaratılan güçlerin, işte şeytanın, deccalin hepsinin gücünün Allah'tan geldiğini, imtihan olarak yaratıldığını ve mutlaka yenilmeye mecbur olacaklarını, yenilmeye mahkum olduklarını unutmamak gerekiyor inşallah. İnşallah. Kısa bir